Merhaba. Merhabalar Ayhan abi, nasılsın? Sağ ol, sağ ol. Öncelikle çok teşekkür ederim bizim ortak canlı yayınımıza bugün katıldığın için. Bir şeref verdin bize. Çok teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin öncelikle? Çok teşekkür ederim. İyiyim, İstanbul'dayım. Sağlığım yerinde, çok şükür. Uzun yıllar sonra memlekete gelmek güzel bir duygu. Herkese inşallah nasip olur dedim. İnşallah, inşallah. Tabii Erhan, biz tanıyoruz seni, takipçilerimiz de tanıyor. Erhan Yıldırım Bey gerçekten bizim toplumumuzda değerli arkadaşlarımızdan bir tanesi. Yıllarca Amerika'da hem Türk toplumumuzda her kriz ortamında koşan, her türlü durumda yardımcı olan biriydi. Ve şu an tabii Türkiye'de kendisi oradan katılıyor. Ama seni tanımayan takipçilerimiz için biraz kendinden bahsedersen öncelikle Erhan çok çok sevinirim. Teşekkür ederim Ayhan Bey. Bugünkü yayını bana ayırdığın için çok teşekkür ederim ilk önce. Ben 1994 Nisan'da Amerika'ya geldim. O günden beri Amerika'da bulundum. Daha sonra 2-3 sene önce de tekrar Türkiye'ye döndüm. Bu zaman zarfı içerisinde bir cenaze firma sahibiydim. 98'de ilk cenaze firmasını kurdum. Daha sonra da 11 Eylül hadisesi yaşandıktan sonra da New York Polis Teşkilatı'na bir gönüllü grup ekibi olarak girdik. Daha sonra resmi atama oldu. 2006'da resmi atamayla Emniyet Teşkilatı'nın New York Emniyet Müdürlüğü Müslümanlardan sorumlu toplum koordinatörü olarak çalıştım. Uzun yıllar hem Emniyet Teşkilatı'nda hem de kendi özel firmamda, cenaze firmasında işletmiş bulunmaktaydım. Daha sonra işte artık biraz hem rahatsızlık geçirdim, biraz da yorulduk. Biliyorsunuz New York'un apayrı bir enerjisi var. Tabii bugünlerde öyle bir enerji yok ama yaşandığı zaman orası hengame içerisinde insanı baya baya yoruyor. Şu anda Türkiye'deyim. Ama New York'u Harika. yakinen takip ediyorum. Yakinen takip ediyorum. Oğlum orada, Ömerhan orada. I know he is watching right now, so I'm gonna say hello to him. My son, my dear. Maşallah. Those Hello. are friends who don't speak Turkish. We are gonna do temporarily Turkish broadcast between my lawyer friend Ayhan. We are going to have a little discussion about our Turkish community issues. Thank you. Çok teşekkürler Erhan Beyciğim, gerçekten. Hani şöyle söyleyeyim, tabii ki bu yaşanan koronavirüs krizi gerçekten çok extraordinary ya da olağanüstü bir kriz yaşanılan. Ve bu durumda özellikle senin değerli tecrübelerine ben eminim hem bizim hem takipçilerimizin çok çok ihtiyacı olacak. Çünkü öyle bir dönemdeyiz ki Erhan, düşünün yani Beyaz Saray'ın bu konuda görevlendirdiği başını yalan doktor bile neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz dediği bir noktadayız mekanizma olarak bu virüsle ilgili. Dolayısıyla böyle bir ortamda bu kriz tabii önemi çok artıyor. Hem seninle bu durumu değerlendirmek çok güzel olacak. Tecrübelerin, yani tavsiyelerin nelere dikkat edilmesi gerektiği çok çok önemli olacak. Ve iki, senin de biraz önce değindiğin özellikle senin Amerika'da bulunduğun dönemde bu cenaze olayları ve cenaze durumlarıyla ilgilendiğin için inanılmaz bir bilgin ve tecrüben var ve gerçekten şu dönemde öyle bir dönemdeyiz ki cenazelere katılamayacak durumdayız. Yani kişilerin bu Maalesef. virüs ortamında vefat ettiği noktada kimsenin gidip sevenlerin cenazeye katılamayacağı noktaya dönmüş durumdayız. Ve tabii endişeler geliyor bu noktada. Bunlara değiniyor olacağız. Senin bu noktaki tecrüben, arkadaşlarımıza ondan sonra takipçilerimizi yönlendirmen bence çok değerli olacak. Ve senin özellikle NYPD, o New York Polis Departmanı'yla da olan yakın çalışmanın da ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hani o konuda da biraz tavsiyelerini ve anlatacaklarını değerli görüyorum. İstersen direkt zaten konulara giriyoruz. Çünkü merak edilen şeyler bunlar. Arzu edersen bir kendin hem bu karşı karşıya kalınan kriz hem virüs ortamı. Tabii bunun dışında da belki en son şeye de değinilebilir. Hem Türkiye, sen şu Türkiye'desin şu an. Türkiye'deki durumların nasıl olduğu, orada mücadelenin nasıl devam ettiği gibi konulara değinirsek bence çok çok faydalı olacak. Arzu edersen istersen bu bir karşı karşıya kalınan bu virüs kriziyle ilgili düşüncelerinde onunla başlayalım arzu edersen. Sevgili Ayhan, ilk önce şöyle başlayalım. 11 Eylül hadisesinde bir terör korkusu vardı ve bu terör korkusundan dolayı insanlar televizyonlarını açtıkları zaman hatırlarlar kırmızı, sarı, yeşil diye köşede terörün hangi level'da olduğunu, hangi
hangi kademede olduğunu gösteren yayınlar yapılıyordu. Yani şu anda bir terör korkusundan virüs korkusuna insanlar geçti. Belki bu artık önümüzde 10 yıl, 20 yıl böyle bir yaşam tarzına oluşturulacak. Bu kesin artık. Yani buna ne dersek diyelim, böyle bir artık %50 biyolojik saldırı mı değil mi, herkesin tartıştığı canlı yayınlarda anlattıkları her şey var da böyle bir ortama giriyoruz. Tabii ki çok zor bir durum. Ve bu durumda çok ketum olmak lazım. Gerçekten çok sakin olmak lazım. Bazen çünkü insanlar evde kal mesajını duydukları zaman ne demek istendiğini bilen anlamayan maalesef vatandaşlarımız çok. Şu anda New York'taki yaşanan hadiseyi mesela gördüğümüz zaman ciddi bir kaos var. Aynısını 11 Eylül'de de yaşandı. Buna benzer. Belki bu kadar büyük değildir ama bir anda güllük gülistanlık, hava açık olan bir zamanda uçakların binaya girip yıkıldıktan sonra işte orada yaşanan hadiseler ve ben orada ortalama 8 ile 10 tane vefat eden kişilerin cenazelerini kaldırmıştık. Çok acı bir durumdu çünkü. Ve ama aylar sonra, hani 6 ay sonra, 3 ay sonra, 5 ay sonra. Çünkü parçaları işte toprakların altında bulunarak canlarını yitirmişlerdi. Biraz da Türk vatandaşlarından çok ricam. Gurbette yaşayan insanlarımızın en büyük eksikliklerinden bir tanesi. Eğer New York'ta yaşıyorsan mutlaka adres bildirmeleri, ben burada yaşıyorum demeleri çok önemli. Çünkü bizim belki sen hukukçu olarak da ve ben devamlı seninle de istişare ediyordum bazen zaman zaman. Diğer avukat abilerimizle de devamlı görüşüyordum. En büyük eksiklik mutlak surette kendilerinin yaşarken adres bildirmeleri çok önemli. Bu seçim zamanında yapıldı bir kere. Daha sonra e-konsoloslukta da var bildiğim kadarıyla ama eğer mümkünatı varsa bir konsolosluğa uğrayıp adres bildirmeleri çok önemli arz ediyorum. Diğer husus ise benim yaşadığım en büyük tecrübelerden bir tanesi de mesela diyelim ki babası, annesi vefat eden insanların mutlaka ya da ölmeden vefat etmeden önce avukatlar aracılığıyla bir küçük vasiyetname hazırlaması. Çünkü biliyorsun hukuken Amerika'da yaşarken çok böyle enteresan şeyler geliyor, sıkıntılar yaşıyor. Mesela eşi yabancı, ben Türk'üm, yurt dışına gitmek istiyorum. Ya da memleketimde gömülmek istiyorum. Orada kendi köyümde gömülmek istiyorum diye vasiyetler bırakıldığı zaman bunun resmi hukuka dayanarak olması lazım. Yani mutlak surette yazılı bir vasiyetname hazırlanması lazım. Bu çok kesinlikle çok önemli. Yani en büyük karşılaştığım şeylerden bir tanesi de buydu. Tabii ki herkesin inancına karşı, inanç şekline karşı her zaman ben saygılıydım. Çünkü ben 4000 tane cenaze kaldırdım 20 yılda. O cenazelerde her türlü kültür, her türlü inanç, her türlü adet gördüm. Ama tabii ki herkesin ana temel inancında Müslüman olarak gömülmek istiyor. Bazen aile yakını onun def edilmesini işte diyelim ki cremation dediğimiz yani yakarak olarak da yaşadığım hadiseler oldu. Onları yaşanmasını istemem, arzu etmem. Yani belki bugünlerde bunlar diyecekler ki bunları niye konuşuyoruz ama maalesef bunları da konuşmamız gerekiyor. Her şey güllük gülistanlık değil. Bazen hukuki, bazen bu sonda olan hadiseleri biz yaşadığımız için mutlaka bu tecrübeleri paylaşmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bu bir. İkincisi, şu anda gördüğüm hadisede New York'ta bütün restoran sahiplerinin isimlerini de sayarak bitirmem imkansız. Şu hepsi de Allah razı olsun hepsinden. Yakınlarında bulundukları hastanelerdeki yardımları, oraya yaptıkları yemek hizmetleri, işte çeşitli restoran sahipleri ellerinden işte ya da bizim arkadaşlarımız bazen diğer arkadaşlarına sürpriz yaparak ekmek göndermesi. Dayanışmanın ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. İşte Türk milleti Amerika'da bu. Bazen televizyonlarda izliyoruz. Tabii ki arkadaşlarımız bazen hani yakinen anlattıkları için diyorum ama Amerika'daki Türklerin yaşantıları bambaşka. Bizim birlikteliğimiz gerçekten çok daha güzel. Ya ben Almanya'da doğumluyum. Almanya'da bilen bu kadar enerjik bir yapı bilen olmasa bile Amerika'da bambaşka. Hani insan yediği ekmeğin yerini bilir. O yüzden söylüyorum. Biz hep acılarımızı paylaşarak hüzünlendik. Sevinçlerimizi paylaşarak
kazandık, eğlendik. O yüzden gerçekten toplum olarak Amerika'nın Türk toplumu çok dinamik, çok hızlı hareket edebilen bir toplum. Çünkü biz bunu 11 Eylül'de de gördük. Ve hatta hadiselerin yaşandığı zaman, sıcak yaşandığı zaman en hızlı şekilde tepki veren toplum Türk toplumuydu. Aynı şekilde bugün de görüyorum. Ve biz bundan, ondan sonra diğer Müslüman toplumları bizlerden birçok şeyi örnek aldılar orada. Yani bu, ben bunu resmi olarak da anlatabilirim, gösterebilirim. Çünkü ben ilk atanandım. Yani düşünün, ilk New York Emniyet Müdürü'ne Müslümanlardan sorumlu atanan, resmi teğmen olarak atanan bir kişiydi. Tabii ki şartlar öyle olduğu için Amerika'daki hukuk sistem öyle, biliyorsunuz. Seni istediği zaman alıyor, ekibine dahil ediyor, eğitimine götürüyor, akademiye gönderiyor. Orada eğitimini alıyorsun ve hizmet ediyorsun. Mutlak surette, biliyorsunuz orada cenaze firması işleri yapan arkadaşlarımız da var. Onu da zikretmek isterim. Benim daha önceden kurmuş olduğum bir ekip vardı. Bir ortamla beraber. Şimdiki o arkadaşımız devam ediyor. Ahmet Kardı diye. O arkadaşımız da Allah razı olsun aynı şekilde harfiyen usulüne uygun şekilde yapıyor. Kendisine de buradan hem teşekkür etmek isterim hem de bu zor zamanlarda Allah ona kolaylık versin derim. Tabii ki teknik olarak şimdiki bu virüsün durumu nasıldır, nedir, ne değildir diye herkes birbirini istişare ettiği için yıkanma mesela meselesi, işte defin meselesi, bunlar çok böyle hani riskli bir alanda oluyor. O da dikkat edilmesi lazım. Biraz daha sakin olmak lazım. Hassasiyetle önemli bir şekilde dini usullerimize göre defnedilmesi lazım. Bir de biliyorsun Cumhurbaşkanlığımız ayrıca şey yaptı. Dışişleri Bakanlığımız Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı. Direkt kendisi yurt dışına kargo uçaklarıyla cenazelerinin Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. İşte belki zaman zaman kargo uçaklarımız devamlı hareket ettiği için şu anda onlarla beraber cenazeler buraya gelecektir. Ve defin işlemleri de takip edilecek. Başta zaten en üzüldüğüm bu son zamanda kardeşimiz Gökmen Leventli, sonradan sayın dişçimiz, Fransa'daki dişçimiz vefat etti. İsmini unuttum, şu anda aklıma gelmedi. Onun vefatı beni çok üzüldü. Gökmen hakikaten çok cici, candan bir arkadaşsın. Adana'daydı. Allah rahmet eylesin. Evet. Beni çok severdin, sarılırdın. Çok hoşuma giden bir çocuktun yani. Gerçekten böyle candan ciğerden. Bir de diğer restoran sahibi abimiz, Orhan abimiz vefat etmişti. O da beni çok üzdü. Hatta şok etmişti. İnşallah bu kötü günler geride bırakırız. Daha güzel günler ortaya çıkar. Bu kriz anında bizim en önemlisi, dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi bulunduğumuz bölgedeki sağlık ocağı dediğimiz ya da kliniklerimizin, hastanelerimizin mutlaka yerlerini bilmemiz lazım. Ben New York'ta yaşarken bunu birçok defa yaşadım. Yani community hospital dediğimiz yani public hospital'larla işte dediğim, özel hastaneler arasındaki farklılıklar var biliyorsun. Bazen devlet hastanesine gittiğiniz zaman orada bir belli sigorta sistemleri var. Bunları mutlaka yaptırmamız lazım. Aylık minimum ücretleri oluyor. Devletin hastanesine gittiği zaman bakım belki uzun sürüyor ama New York'ta biliyorsun illallah yani. Hastaneye bile gitmek imkansız. Türkiye'de biraz lükse kaçmış artık bu. Çünkü 80 milyon ortalama 2-3 kat hastane ziyareti var. Yani tahmin et Ayhan, kaç kişidir ziyaret eden hastaneye geçen sene? Yanlış bir şey de 80 milyon nüfusumuz var. Diyelim ki 10 katı. 800 wow. milyon da hastane ziyaret etmişiz geçen sene Türkiye'de. Çünkü burada hakikaten biraz daha lüks. Çünkü geçen profesörün de söylediği gibi SSK'lı olduğunuz zaman çok rahat bir şekilde gidiyorsunuz. Yani buradaki ben hastaneye New York'a kaç defa gittiğimi sayarım yani. Ya 3 ya da 4'tür. Yani çünkü hastanelerin durumu bazen facia yani Amerika'da biliyorsun maalesef. New York bölgesi genelinde. Sağlık sıkıntı maalesef. Çok kötü yani. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Her şey gerekeni yapılmaya çalışılıyor. Onu biliyorsunuz zaten. New York'ta ben New York polis teşkilatındaki arkadaşlarımla görüştüm. Maalesef uzun şu anda Allah razı olsun bütün arkadaşlar canla başla çalışıyorlar. Bilhassa Türk polisleri arasında şu anda herhangi bir sıkıntı yok.
Onlarla görüştüm. Ya da duymadığım olabilir. Duymamışım ama birkaç tane Müslüman polis arkadaşlarım vardı. Onlarla görüştüm. Şu anda evinde tedavi görüyorlar. İşte ortalama biliyorsun 1500 civarında şu anda COVID-19 teşhisi konmuş hastalar var. Polis teşkilatında. Ama suç oranı düşmüş. %20-%30 civarında. O güzel bir şey. Çünkü herkes dışarı çıkmadığı için çok fazla domestic violence dediğimiz ev içi şiddet biraz daha artmış. Ama genel olarak New York'un durumu şu anda öyle. Biliyorsun 11 Eylül'den sonra da böyle çok sıkıntılar yaşandı. Bilhassa belki bugüne kadar sana bilen söylemedim. İlk defa bunu paylaşacağım. Tiroid bezlerinde çok hızlı çalışıyordun. Burada nödüller baktım ben de. O yüzden çok aşırı bir kilo almıştım. Bunu polis teşkilatında keşfettiler. Çünkü 11 Eylül'de o asbestos binanın etrafındaki bu bütün şeyler insanları solunum yetmezliğine ya da rahatsızlığına, tiroid bezinin yükselmesine teşhisi konmuştu. Çok şükür hepsini buradaki rahatsızlığım mesela hepsi onları atlattım. Karaciğerim yerine geldi, tiroid bezlerim yerine geldi, kilo verdim, spor yapıyorum. Kendine iyi bakıyorsun burada bir şekilde. Allah bize bu günleri göstermeyi nasip etti. O yüzden sağlık çok önemli. Bilhassa yurt dışındaki vatandaşlarımızı buradan gerçekten sesleniyorum. Yani her zaman, her dakika belki tedavi olma imkanınız yok. Ama Türkiye'ye geldiğiniz zaman burada özel hastaneye gitseniz bile, hiçbir şeyiniz olmasa bile çok cüzi bir miktarla komple check-up yaptırabiliyorsunuz. O da müthiş bir şey. En azından neyin ne olduğunu, neyin ne eksik olduğunu, hangi ilacı alacağınızı, hangi vitamini alacağınızı, hangi yani gerçekten A'dan Z'ye komple bir rapor çıkartıp önünüze koyuyorlar. Bu imkandan mutlaka yararlanmak lazım. Dün işte Cüneyt Özdemir'in canlı yayında görmüştüm. O da doktora gitmiş, 3 ay sonra randevu vermişler. Bu gerçek oluyor. Biliyorsunuz zaten, yaşıyoruz da. Mutlak surette yurt dışından geldiği zaman buraya bir doktora gidip burada herhangi bir hastaneye de gitsen, mesela ben bir örnek vermek istiyorum. Yabancı da olsan devlet hastanesi git. Senin sana doktor muayenesi 50 liraysa yabancı 3 katına. Yani hiç sigortan olmasa bile 50 lira. Yani biliyorsun New York'ta co-pay'ler ne kadardır? Bunlar yüksek. Çok önemli. Bir de ben geçen size sormuştum. Bu Amerika'daki sigorta sisteminde bu koronavirüsü ile ilgili onu da bir açıklık getirirsek iyi olur bence. Çünkü biliyorsun belli sigorta firmaları koronavirüsü ödüyorlardı. Bazıları ödemiyordu. Hatta ben emniyet teşkilatındaki şeyi öğrendim. İşte bedava test yapma merkezleri oluşturuldu. Ama herkese test yaptırılmıyor. Onu biliyorum. Mesela geçen bir arkadaşımız İsa söyledi. Eski restoran sahibi. Test yaptırmak için gitmiş. Fakat test yapmamışlar. Bunu da açık getirmek lazım. Herkes bir anda gidip ben test yaptıracağım diye bir şey yok. Çünkü belli olmuyor o. Yani ben burada test yaptırırım. Yarın aşağı inerim, bir şey dokunurum, gözüme sürerim, bitti. Tekrar test yaptırman lazım. Bir symptoms dediğimiz, yani böyle ateşiniz varsa, öksürüğünüz varsa, kendinizi halsiz hissediyorsanız, tadınız tuzunuz yoksa o zaman mutlaka gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü burada yanlış anlatılıyor bazen. Ben mesela negatif olup sonradan pozitif olan test yaptırıyor, negatif sonra da çıkartıyor tekrar pozitif. Çünkü bu şeyleri yaşamadıysanız o yüzden izole etmek, o yüzden karantinada olmak çok önemli. Ben çok güzel konulara değindin Erhan. Özellikle son duruma ben aynen seninle değerlendirmiştik geçen gün. Ben o konuyla ilgili bir bilgi vereyim. Yani bu olaylar gündeme çıktığında yaklaşık bir ay önce, 3 hafta, 4 hafta önce bu test konusunda sorular vardı. Yani test yapın deniyor herkese ama tamam testin masrafı ne olacak? Çünkü Amerika'da biliyorsun sigorta herkeste yok. Yani çok insan sigortasız ve dolayısıyla bu insanlar ne yapacaklar noktası vardı. Ve ücretten bahsediliyordu. Yani bundan bir ay önce teste giden ya da testi alacak için ücret ödeyerek yapıyorlardı bunu. Tabii daha sonradan hemen o konuda tepkiler de gelince, durum gündeme getirilince mecliste de özellikle senatoda
Bundan sonra bu konuyla ilgili söz aldılar sağlık kuruluşundan. Ve dolayısıyla testler ücretsiz şu an. Yani yapılan bütün koronavirüs testleri Amerika'da ücret alınmıyor. Tabii bununla da kalınmadı. Şimdi işin diğer tarafına döndü olay, tamam mı? Tedavi ne olacak? Yani çok ciddi tedavi masrafları var. Hastaneye yatılıyor, solunum cihazı bağlanılıyor. Bunlar ne olacak noktasında da çok ciddi sorular geldi. Hatta sigorta dedin sen. Başta işte bazı sigortaların bunu karşıladığı, bazılarının karşılamayacağı gibi diyaloglar, söylemler dönerken bu noktada özellikle yönetime şeyden baskı yapıldı. Yani izin verin Obamacare bu noktada faydalansın insanlar. Açılsın, tekrar açın Obamacare'i. İnsanlar bari ona kaydolabilsin dediler. Yönetimde yok onu yapmayacağız dediler. Ama şunu yapacağız dediler. Hatta son 1,5 haftadır bunun teyidini veriyorlar. Dün de verdiler. Bütün koronavirüs ile ilgili tedavi gören bütün ücretleri federal devlet karşılayacak. Hastanelerin, eyaletlerin. Dolayısıyla şu bir gerçek. Şu an Amerika'da koronavirüsü testi ve bunun tedavisi için hiçbir kişi, ki birey ödeme noktasında endişelenmesine gerek yok. Bu en azından bu adımı atıyor olacaklar. Green kartı olmayanlar da bundan da yararlanabilecek mi? Çok güzel bir soru. Aslında o şekilde olması gerekiyor ve biz büyük ihtimal yararlanacağını düşünüyoruz. O konuda bir ayrıcalık getirilmeyeceğini düşünüyoruz. Zaten maalesef bu ortamda bile düşün, koronavirüs gibi bir kriz yaşanırken gerçekten bazen üzücü bir şey, kişilerin yasal olup olmadığının konuşulma noktasına gelen ortamdayız. Ben seni orada bir küçük bir destekleyici bir şey söyleyeyim. Biz 11 Eylül'den sonra bir toplu gruplarla, diğer toplumlarla, yani işte Arnavutlar, Bangladeşler, Yemenliler, Mısırlılar gruplarla çok istişare ederek Executive 41 diye Mayor's Order, yani New York Belediyesi'nin içerisinde bulunan kaçak dediğimiz, işte kağıdı olmayan orada yaşıyor ise New York polisinden yardım alabilme hakkı, hastaneden yardım alabilme hakkı, bütün sosyal yardımlardan yardım alabilme hakkını kanunlaştırıldı. Yani bu ne anlama geliyor? Bir kaçak kişi hastaneye telefon açtığı zaman statüsü bakılmadan tedavi ediliyor. Burada bunu da ben bildirmek istiyorum. O yüzden kriminal suçlar büyüsü düştü. Ve biliyorsun New York'ta kaçaklar için de kimlik kartı var. Evet. O da biliyorsun bizim bir çalışmamızdı. Çünkü polis durdurduğu zaman New York, yani resmi kimlik kartı haricinde bir de New York Belediyesi'nin organize ettiği bir kimlik kartı vardı. Çok basit bir şekilde faturanla New York Belediyesi'ne kaydediyordun ve kendine kimlik kartı alıyorsun. Bu şekilde bunun ben olduğumu dair bir identification dediğimiz, kimlik tespiti için kullanılan bir kimlik kartı yapılmıştı. Bu da orada halen var biliyorsun. Ve hastaneden de tedavi edilebilir. Tek şey işte benim hani acaba dedim federal devlet biliyorsun hastane fatura gönderiyor. O faturayı devlet ödeyecek mi onu bilmiyordum. Belki onu da zamanla öğrenmiş oldum. Ama Allah kendinden versin. Şunu da biliyorum. Tabii. Herhangi bir Türk vatandaşımız bir rahatsızlık geçirdiği zaman yine Türk toplumu gerçekten çok dinamik olduğu için birlik ve beraberlik içerisinde biz o vatandaşımıza da orada birçok kampanyalar yaparak yardım edilir. O yüzden herkes gönül rahatlığıyla mutlak surette kendisini aşırı derecede rahatsız, hasta hissediyorsa mutlaka hastaneye gitmesini tavsiye ederim. Kesinlikle katılıyorum Erhan, güzel tavsiyelerin için. O noktada ben şunu da ekleyeyim. Şu an zaten olağanüstü bir durum olduğu için şu an bütün olay sağlık noktasında adımlar atıp, yani koronavirüsü kimin yasal olup yasal olmadığına bakmıyor. Yani etnik kökenine bakmıyor, dinine bakmıyor, yaşına bakmıyor şu an. Ve dolayısıyla bu yayılmayı arttırıyor. Ve en son isteyeceğimiz şey yasal olmayan kişilerin bu konuda endişelenip işte ben teste gitmeyeyim, gidersem öğrenirsem ben belki sınır dışı edilirim demesi kaygısı. Aynen, bir problem yaratacak. Onun için bunu söylemek istiyorum Ayhan Hocam. Yok. Yani çünkü bu çok önemli bir şey. Kesinlikle. Gerçekten çok önemli bir şey. Yani yok, çok paylaşmamız lazım. 11 Eylül'de biz bunu yaşadık. O yüzden çok sıkıntılar oldu. Ama o zamanki New York Belediyesi'nin sistemiyle çok katıydı. Şimdi daha liberal, demokrat bir grup biliyorsun. De Blasio benim eski patronum. Yani daha rahat bir emniyet teşkilatı var. Daha rahat belediye başkanı var.
O yüzden çok rahat bir şekilde hastaneye mutlaka gitsinler. Onu tabii, tavsiye etmek istiyorum. Kesinlikle öyle. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten şimdi senin bugünkü aslında yayınımızda olman çok değerli. Çünkü Erhan, insanlar gerçekten ne yapacağını bilemiyor şu an. Bu endişeler yaşanıyor. Çok değişik bir kriz ortamı. Geçen gün işte bir arkadaşımız aradı. Böyle bir durum var dedi. Çok değişik bir uygulama yapılacakmış cenaze için dedi. Biz ne yapacağını bilmiyoruz haklı olarak dedi. Çok farklı bir ortam olduğu için mesela o kişi hem bizim Türk konsolosluğumuza ulaştı. Buradaki New York'taki Türk konsolosluğu çalışanlarımız sağ olsunlar, onlar da kapalılar ama 7/24 telefonlarla, e-maillerle vatandaşlara yardımcı oluyorlar. O hatla yardımcı oluyorlar. Onun dışında da senin biraz önce bahsettiğin Ahmet Bey arkadaşımız, bu şu an cenaze işlerini yöneten, en son onunla görüştüler ve durumu çözmüş oldular. Gerçekten bu, hani diyeceğiz ki yani yeri mi bu konuyu konuşmanın, ama bu gerçek. Yani bu yaşanan bir şey şu an. Bunu konuşmadığımızda sorun var. Aynen. Konuşmadığımızda sorun var. Ve çözüm üretemediğimizde sorun var. İşin ilginç tarafı, kötü tarafı oluyor. Düşün, öyle günler değil ki. Geçen televizyonda ben şeyi gördüm. Kilisede bir yerde cenaze şeyi yapılıyor. Ve katılım online, internet üzerinden. Merasime herkes internet ortamında katılıp o son saygı duyuşlarını durmaya çalışıyorlar cenazeyi vefat eden kişiye. Yani çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Bunu konuşmamak, ne yapılacağını bilmemekte problem var. Çok güzel bir noktaya değindin. Vasiyetname hiç düşünülmeyen bir şey. Bize olur mu, bize ne olur noktasında aslında olabilir. Her anda gelebilir. Bunun bir sınırı yok. Zaten bu durumlarda onu gösteriyor. O açıdan bence çok değerliydi senin tavsiyelerin, anlattıkların bizim için çok değerliydi. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Lütfen, lütfen. Yani Dışişleri Bakanlığımız gerçekten hani zaten Mevlüt Bey biliyorsun eski New York'lu ve Amerika'yı da çok iyi biliyor. Ve yurt dışındaki şu anda bütün Dışişleri Bakanlığı'nda bütün operasyonları bu. Öğrencileri getirmek. Dün bir vatandaşımız, bir abim var. Kendisinin evladı Missouri tarafında bildiğim kadarıyla. İşte hemen işte yurt dışında dedim ki eğer şu anda sağlığı saati yerindeyse, bulunduğu ortamı iyiyse olduğu yerde kalmasını tavsiye ederim. Derslerine baktı. Çünkü biraz daha batı tarafında olduğu için yani biraz daha sakin, derslerini çalışsın, konsantre olsun, işlerine gayret etsin diye tavsiye ettim. Tabii ki mutlak surette bulunduğun yerde eğer hiçbir sıkıntın yoksa olduğun yerde dur ve derslerine bak, çalış, hayat devam ediyor. Yani kimse bir şey olmayacak. İmmün sistemimizi, bağışıklık sistemimizi güçlendirelim, daha sağlıklı olalım. Alkalize su içelim bol bol. Yani o yüzden çok panik havasına girmelerini tavsiye etmem. Gerçekten çok yani ama sistem çok iyi çalışıyor şu anda. Eğer ki konsolosluğa telefon açıp 7/24 haber verdiğiniz zaman eğer gerçekten ülkenize geri dönmek istiyorsa ona göre bir organize de yapılacak. Aslında çok güzel bir yere değindin. Onu biraz açarsan sebebini söyleyeyim. Çok şu an sorular geliyor öğrencilerden. Sadece öğrenciler değil, burada turist olarak bulunanlardan da sorular geliyor. Bu noktada işte herhangi bir uçak kaldırma olacak mı? Herhangi bir geri döndürme Türk vatandaşlarına olacak mı? Biliyorsun Amerika şey dedi, Avrupa uçuşları yasak olsa bile Amerikalıların, işte yeşil kart sahiplerinin, vatandaşların ve yeşil kart sahibi olanların geri dönüşü mümkün. Yani buna imkan sağlıyorlar. Ama bu ara sık gelen sorular bunlar oluyor ve biz de genelde bu sorularla geldiklerini Türk konsolosluğuna yönlendiriyoruz. Arayan vatandaşlarımıza da ulaşanları. Bu konuyu biraz açarsan bence böyle çok faydalı olacak. Bulundukları bölgelerde biliyorsun Houston, Los Angeles, Boston bu bölgelerde eğer bağlı bulundukları konsolosluklarla irtibata geçerler ise 7/24 zaten hotline dediklerimiz, direkt onlarla görüştüğünüz insanlar, oradaki mülki amirler çalışıyor. Onların aracılığıyla zaten bazen biliyorsun buraya da bağlanmış oluyor. Dışişleri Bakanlığı'na bağlanıyor telefonunuz. Aradığınız zaman isminizi, kaydınızı, eğer bir nakil olacağı zaman onları mutlaka bir organize edecektir ki biliyorsun Wuhan'da bu operasyon o krizin içinde birçok çeşit yerde toplanıp askeri uçakla buraya gönderilmişti. Tabii ki bir tek bir şey var. Buraya geldikleri zaman benim eşim de aynı şekilde
Yulia karantinaya aldılar. Son uçakla geldiği için. Tayini Kastamonu'ya çıktı. Yani normalde ben İstanbul'da yaşıyorum ama biraz bilirim. Yılın hiç hoşuna gitmeyecek bu. Kastamonu'ya gönderdim. Kastamonu'ya gönderdiler. Ama işte haftaya tersi olacak. Çok iyi bakıyorlar. Dedi ki bana Erhan karantinaya mı alacaklar? Evet. Yemek veriyorlar mı dedi. Veriyorlar dedim. Annem dedi Hindistan'a gidiyor bu işler için dedik. Biraz 15 gün kafamı dinlerim dedi. Gitti. Dedim yani benden mi bu? Yani şaka bir tarafa 3 öğün yemek veriyorlar. Doktorlar kontrol ediyor. Biraz bu tarafa geçelim. Doktorlar kontrol ediyorlar devamlı. Kahve makinesi istiyorsan kahve. Eczaneden ilaç istiyorsan ilacın geliyor. Her şey. Bütün temizlik malzemeleri. Bütün istediğin her şey orada var. Spor Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı öyle bir koordine etmişler. AFAD, Kızılay. Kızılay mesela koruna gönderiyor. İşte orada kalan vatandaşlarımız için. Müthiş bir servis var. 14 gün orada karantina alıyorsunuz. Sonradan diyorsunuz ki ben İstanbul'a gideceğim. Oradan da otobüse bindirip buraya getiriyorlar. Yani gerçekten müthiş bir sistem çalışıyor şu anda. Bu evet. Çok iyi, bu çok iyiydi söylemen. Çünkü bende olan mesela bilgi bu konuda ya da tahminim şeydi. Herhalde kişisel karantina yani kendi evinize geçin. İşte 14 gün orada dinlenin gibi düşünüyordum. Çünkü Amerika'da olan durum o. Amerika'da olan durumu aslında aynen. Senin dediğin olay çok yani yapılan çok doğru bir adım ama evet bir şey söyleyeceksin. Şimdi olay şu high risk dediğimiz yerden gelir ise bunu tabii. Yaptılar. Mesela tabii. New York'tan geldi yaptılar. Mesela Chicago'dan geldi yapmadılar. Yani çünkü belli yerler high risk'ti. O yüzden high riskleri bir an önce oraya alıp işte o yüzden belli yerler bölgelerden geldi onları koydular ama çoğunluğu son gelen bütün herkesi uçaklarla işte biliyorsunuz geçen gün rakam verdi 15 bin kişi civarında yurtlarda kalıyor şu anda ve çok güzel de mesajlar koyuyorlar yani hakikaten insanın işte müzikler yapıyorlar psikolojikmen destek veriyorlar hanım iyi. Hatta dedim ki istiyorsan çok iki hafta daha uzatabilirim istiyorsan dedim ama bu arada tabii ki biz hep sağlık çalışanların hakikaten onları alkışlıyoruz onlara gece gündüz dua ediyoruz. Onlardan bin kere, Allah bin kere razı olsun. Daha tamam. Bugün duydum. Rize'de iki tane hemşire koronavirüsü yakalanıyor. 10 gün sonra tekrar iş başı yapıyorlar. Yani koronavirüsü de geçiriyorlar. Onda olsun tekrar göreve geliyorlar. Onlar şu anda gece gündüz çalışıyorlar. Ve ben hepsine mesaj atıyorum. Ben ne yapabilirim sizin için? Ben sizin için bir şey yapabilir miyim diye herkese haber veriyorum. Ama tabii ki bunun yanında biliyorum ki Amerika'da böyle bir lüksünüz yok sizin. Telefon açıyorsun, bakkaldan getiren kardeşlerimiz var, motorlu. Yemek sepeti dediğiniz işte yemekçiler var, emekçi kardeşlerimiz var, çalışan kardeşlerimiz var. Ama bir de ne kadar da olsa da bugün 175. yılı Türk Polis Haftası biliyorsun. O yüzden ben hem Türk polisinin şapkasını takmak istedim. Hem de biliyorsun New York polisiyle Türk polisinin, Türk ulusal polisinin yıl dönemleri, kuruluş yıl dönemleri aynı. İkisi de 175 yıl önce kurulmuş. O yüzden ikisinin de polis haftasını ayrıca kutluyorum. Gerçekten mutlu oldum seni gördüğüm için. Yayınlarını da izliyorum, severek izliyorum. Bazen kaçırdığım zaman sonra akşamleyin yatarken koyuyorum yanıma seni dinliyorum. Bilgilendiriyorsun. Buna faydalı bilgiler veriyorsun. Bu çok daha önemli. Biz bunu tekrar tekrar yenilememiz lazım Aynur abi. Yani gerçekten. Kesinlikle. Bu kandili güzel geçirmek. İnşallah. Evimizde huzurlu bir şekilde rahat bir ortamda Allah'a zikrederek kalben samimi dualarla dünyaya bu virüsten kurtulmasını bir an önce temenni ederek inşallah. Tekrar normal hayata dönerek insanların birbirlerine böyle sarılarak en son seni gördüğümde herhalde bir heyecanla sarıldım Ayhan. Dantam'da. Arkadaşlarım benim avukatım dedim. O sevgiyle sarılmak isterim. Ölenlerin, Suriye'de ölenlerin çocukların sayısı daha çoktu Ayhan. Gripten evet. Ölenlerin sayısı daha çoktu. Kanserden tamam. Ölenlerin sayısı daha çoktu.
Açlıktan ölenlerin sayısı daha çoktu. Yani şurada tabii ki evet hızlı bir şekilde yayılıyor. Herkes ölüyor panik havası ama gerçekten eğer Cenab-ı Allah takdir ilahisi yazdıysa olur. Yazmadıysa olmaz. O yüzden çok fazla da yani panikle, korkuyla, korku zaten en çok virüsten daha tehlikeli. İnsanlardaki korku var ya gerçekten çok tehlikeli. O yüzden kesinlikle. Ben bunu şiddetle yani sabır, tefekkür, biraz da sakin olmak, dikkatli olmak, evladınıza, çocuğunuza geldi, koronadan gittin ya da gitmedin. Ha bu arada bir şey daha bir şey söyleyeceğiz. Çok önemli bir şey. O korona deyip onları yüzüne kapattığımız insanların kanları bize lazım olacak sonları. Çünkü onların sayesinde iyileşeceğiz. O da var biliyorsun. Hani o şu anda onun üzerinde %80 çalışmalar bitti. Onların kanları bize antikor olarak geri gelecek. Bu da çok önemli. O yüzden böyle hemen korona deyince arkadaşı hemen telefonunu kaldırma, görüşme diye bir şey yok. Yine hayat evet. Devam ediyor. Kesinlikle öyle ve bu çok güzel sözlerdi. Programımızı kapatırken şöyle bir şey sana söyleyeyim. Gerçekten ben çok değerli görüyorum hani senin gibi arkadaşımızı canlı yayınımızda almak. Ve gerçekten burada senin dediğin doğru. Gün sonunda hani çok kişi aslına bakarsan başka şekillerde ölüyor. Tabii bu olayın ilginç tarafı ne? Çok hızlı yayılıyor olmuş olması ve her yerde oluyor olmuş olması. Şu an sen Türkiye'de olabilirsin, biz burada olabiliriz, Avrupa'da olan kişiler olabilir. Şu an inanılmaz bir şekilde dünya bununla mücadele ediyor. Yani hiç farkımız yok. Ne kadar Türkiye'de başarılı bu işle mücadele edilirse, ne kadar Avrupa'da başarılı mücadele edilirse, ne kadar burada başarılı mücadele edilirse o kadar çabuk hepimizin bu işi geride bırakması mümkün. Çünkü unutma insanlar arası görüşme ya da işler ya da buluşmalar bunlar bitmeyecek. Dolayısıyla ne kadar hızlı bir şekilde bu süreci geride bırakırsak hepimiz önlem alarak ve sadece yönetimlerden bekleyerek değil bireysel olarak, kişisel olarak hepimiz de evimizde kalarak, sağlığımıza dikkat ederek adımlar atarsak o kadar çabuk bu kötü günleri geride bırakırız. Biz de bu sayede bu noktada en ufak bir şekilde bile olsa bir kişiye bile yardımcı olabileceksek bu canlı yayınlarla bu da devam edeceğiz gücümüz yettiği sürece. Ama ben dediğim gibi çok çok memnun oldum seni görmek ve güzel tavsiyelerini takipçilerimizle paylaşmak. Bunu en kısa zamanda tekrarlayacağız. Amerika'dan acil durumlarda mutlaka ulaşabilirler. Instagram'dan bana yazarlar. Ben de gereken yerlere acilen bildiririm. Çok teşekkür ederim desteklerin için. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ederim. Kendine çok dikkat et. Sağ ol. Sen de. Biliyorum bu iki hafta çok önemli bir hafta. Bu iki hafta inşallah herkes izole bir şekilde geçirirse Allah inşallah kötü günlerimiz geride kalsın diyorum. Allah abi, razı olsun. Abi diyorum senden de. Dikkat et kendine. Sevgiler. Allah'a emanet olun. Dur. Sağ ol. Polis teşkilatımızda. Lütfen. Polis teşkilatımızda New York Polis Teşkilatı'yla selam verelim. Allah'a emanet tamam. Ol. Selamlar. Sağ ol, kendine dikkat et. Sevgiler. Bay bay. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bay bay.